arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Altay Misk ile beraberiz. Altay Misk'in beyaz modeli. Bütün detaylarından tek tek bahsedeceğim. Aynı zamanda kullanıcı yorumlarını da alacağız. Böyle bir dijital olmayan manuel bir ekranı var. Göstergesi var. Krom yuvarlak böyle Vespa tipinde aynaları var. Aynaları çok beğeniyorum. Çok güzel. Bu şekilde bir farı var zaten, bunları yapacağım. Hep aydınlatmalar LED, işte sinyaller LED, stop, hepsi LED. Burada egzozunda bir krom koruması var. Bu içerisinin plastiktense, yani birçok modelde bu kısım plastik oluyor. Bunda böyle boyalı malzeme olup üzerinde böyle kaydırmaz bir desen olması çok güzel. Koltuğu birçok modele göre farklı. Daha böyle hani içinde gibi değil de yükselti gibi duruyor. Farklı duruyor. Onun haricinde frenleri böyle diski falan merkezi kırmızı falan, böyle biraz daha detaylı. Özellikle burası çok güzel. Böyle direkt tuşlu bir sistem var. İkinci kişi için, basamağı için. İşte pide kılığı vesaire zaten birçoğu standart. Bir anahtar alabilir miyim abi? Şuradan bir çalıştırırsak şu şekilde bir farı var, LED far. Bundan sonra işte sinyaller komple, bayağı güzel LED'ler var. Tren komple LED ve sinyaller LED. Göstergede hem sinyaller de ayrı ayrı, sağ sol ayrı ayrı gösterilebiliyor. Uzun kısa, uzunda ek bir ampul daha var, alttan yanıyor. Farları da gayet başarılı bence. Burası gerçi aydınlık ama fena değil. Birçok modelde olmayan dörtlü seçeneği var. Direkt dörtlü yani. Blueberry'de yok mesela. İşte içinde var birçok, hani büyük motorda olur gibi buna da koymuşlar. Bu güzel. Burada güzel bir gözü var. Böyle bir ruhsatlık, işte bez, işte birkaç bir şey koyulabilecek bir gözü var. Burada 12 volt vardı değil mi? Evet, 12 volt girişi var. Onun haricinde direkt şey USB girişi var. Bunlar hep artı, hani modelin dediğim gibi burası çok güzel. Buradaki gözü güzel. Buraların işte boyalı oluşu çok güzel. Burası biraz emsallere göre küçük. Değil mi abi? Biraz doğru, evet. Hani bazı modellere çok böyle yarım kasklar falan giriyor ama bunda hiç kask değil, hani eldiven, işte bez, mez, o kadar yani. Şunun da şeyi çok güzel. Böyle bağlantısı var falan, o da güzel. Burası biraz şey, düz plastik. Onun haricinde işte jantlar aynı zamanda mat siyah. Jantları da çok güzel. İşte bunda kırmızı renk var, bu renk var. Bir de füme var. Bir de füme, gri, böyle mat gri gibi, o füme gibi bir rengi var. 3 renk çıkıyor zaten. Buraya çanta koyulabiliyor. Vesaire vesaire. Şimdi 700 km'de değil mi abi? Evet. Sen anlat. Tavsiye ediyor musun? Nedir, ne değildir? 700 km'dir. Ne sıkıntılar yaşadın? Valla motor yeni. Şu ana kadar hiçbir problem yaşamadım. Birinci bakımı yapıldı. Hı hı. Motordan genel olarak memnunum. Hız olarak memnunum. Kaç görüyorsun tek başına? Tek başına şu anda burada ibrede ne görüyorsa onu görüyorum. Yani 80 km'ye kadar. 80'i görüyor. Hadi 75 diyelim, belki sapması varsa falan. Hiç kasmıyor. Çift kişi de bunu yapabilişinde. Peki nasıl memnun olduğun yönleri ne? Olmadığın yönleri ne? Ben dediğim gibi genel olarak memnunum. Hiçbir problem yaşamıyorum. Tip olarak da güzel. Hı hı. Fakat benim tek problem yaptığım durum şu koltuğun kavisli olması. Hı hı. Bu sürücü ve arkadaki oturan kişi için konforsuz oluyor. Yani burada
aslında mantıken buraya bir kişi otursun, buraya bir kişi otursun diye yapmışlar ama daha mı sıkışık oluyor iki kişi binildiğinde? Şöyle, bu arkadaki oturan kişinin yukarıda kalması konforsuz oluyor. Yük bindiriyor biraz. Aynen, yük bindiriyor, doğru. Anladım. Ondan dolayı iki kişi için aslında bazı modellere göre daha küçük koltuğu. Evet, o da doğru. Biraz daha küçük duruyor ve dediğin gibi böyle biraz meyilli oluşu. Meyilli oluşu problem. Ve içi de küçük. Aslında niye böyle bir değişik koltuğu var? Dediğim gibi şu kasanın yapısından dolayı herhalde aşağı doğru ya kasa. Ondan dolayı hem küçük içi var hem de koltuk böyle bir farklı. Aslında hani birçok detayı, mesela işte şu detay, bu detaylar falan, işte aynalar falan Vespa'ya çok benziyor. Evet, Vespa'ya çok benziyor. Yani genel olarak özellikle zaten Vespa gibi duruyor. Yani hele şu yazıları falan söksen hani bilmeyen bir kişi, evet, Vespa bu der yani. Vespa diyebilir. Kromajı da çünkü çok var. Yani genel olarak dışarıdan gören insanlar da benimle konuştuğunda beğendiklerini söylüyorlar. Değil mi? Görüntü olarak. Evet. Görüntüsü bence de çok güzel ya. Bu yazı mesela biraz silindi mi? Evet, o yazı silindi. Yani motoru yeni olmasına rağmen. Orada bir handikapı var. Evet, silindi. Peki, yani memnun olmadığın tek şey koltuk, başka hiçbir sıkıntı yok. Memnun olmadığım tek problem o. Onun dışında dediğim gibi gerçekten çok memnunum. Bence insanlara ben öneriyorum. Almalarını tavsiye ediyorum. Özellikle şimdi bunlar yaklaşık 10 lira bandındaki motorlar. İşte 50 cc'nin. Şu an herhalde biraz da geçti. Şu anda 11 lira civarı. O civar değil mi? Yani o fiyat da bence de alınabilecek motorlar içerisinde. Yani özellikle ne bileyim işte Blueberry ile kıyasladığım zaman hani artılarını var gibi görüyorum. Çünkü saklama gözü falan bayağı artı. Sen de gidişi iyi diyorsun. Servis ağı da fena değil herhalde. Evet. Servis ağı da gayet güzel. Ama biraz tanınmıştı işte RKS, Küba'dan, Mondial'den biraz daha düşük tanınmıştı var. Herhalde evet. O da piyasaya geç çıktığı için. Doğru, aynen öyle, doğru. Aslında binilebilecek güzel bir motor. Konuya parantez açmak istiyorum. 80 km hız yapıldığında kesinlikle motor bağırmıyor. İşte o büyük bir artı. Birçok model şey yapmıyor yani. Yetmiyor o zaman. Bu 80 km'yi de 80'lik haliyle görüyor. Yine fena değil ki 50'likle de gider bu motor aslında. Yani 50'liyle de fena değildir diye düşünüyorum. Ama sen sıfırken yaptırdın herhalde. Evet, sıfır alırken yaptım. 80'lik aldın direkt. İki kişi gittiğinizde 80'lik olursa daha iyi oluyor. Daha rahat. Evet. Fark ettiriyor. Yani 10-15 km zaten minimum atıyor yani. Tabii tabii atıyor. Bayırda aynen. Vesaire fark ettiriyor. Aynen öyle. Telefonu şarj ediyor mu hakikaten? Ediyor. Yetiyor yani. Tabii. Zaten mevzu bitmesin yeter, daha ne olsun. İşini görür yani. Aynen öyle. O güzel. Onlar. Sanırım şu detay her 50 cc'likte yok. Aynen, o bazı bir şeyler asmak için. Torba vesaire konusunda güzel bir şey. Bu Blueberry'de de var. Ben bayağı kullanıyorum. İyi, güzel bir şey var. Evet, evet. Yani sanırım bu USB yeri de her 50 cc'likte. Aynen, onu birçoğu sonradan takmak zorunda kalıyor. Onun haricinde selektör olayı var. Dörtlü olayı var. Aynen, dörtlü de güzel bir mevzu. Ya aslında baktığın zaman hakikaten belki de bunun aynı modelde 50'den yukarısı yok değil mi? Aynı, hep 50 bunlar. Bunların hepsi 50. Ama aynı. 50'den hani kullanışlı özellikleri var 50 cc'den daha çok. Evet. Mesela diskler böyle delikli falan, biraz daha spor bir yani havası var. Biraz daha görüntü anlamında detayları var. Güzel spor bir görüntü yapmışlar hakikaten. Bunu bir yağla, bu bir sertleşmiş. Neresi? Yan ayak biraz sertleşmiş. Onu hiç kullanmadım. Aldığından, hep böyle mi kullanıyorsun? Aldığından beri hiç kullanmadım. Ben de yan ayak çok kullanırım, biliyor musun? Öyle mi? Daha, yani onu tercih ediyorum, değil mi? Ben şey olur, birisi çarpar devrilir diye düşünüyorum herhalde. O yüzden bunu kullanmıyorum. Bu da güzel, orta ayak da güzel. Yani. Arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup, yorum yapıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Biz de madem havalar güzel, bugün böyle bir çekim sonrası tur atalım dedik. Görüşmek üzere, teşekkür ederim.